Değerli dostlar, herkese merhaba. Korkusuz yazarı Ahmet Takan erken seçim için tarih verdi. Takan, erken seçim 2022 Kasım olur. Baskın seçim 2022 Nisan olur değerlendirmesinde bulundu. Takan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle. Evet, uzun zamandır gündem belirleyemeyen, bu işi muhalefete kaptıran AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek dönüşü uçakta, kabin ekibi gazetecilere yaptığı açıklamada bir atak yaptı. Erdoğan, iktidarın küçük ortağı MHP ile görüştükleri yeni seçim kanunu hakkında açıklamalarda bulundu. Tayyip Erdoğan, seçim barajı ile ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen %7. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu, olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil dedi. Neydi o açıklamanın tamamı? Bir daha bakalım. Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7. Ama bu konu Cumhur İttifakı olarak MHP'li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu, olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil. Öyle bir şey olursa o da tabii konuşulabilir. Ama şimdilik böyle bir şey yok. Hem AKP hem de MHP kulisleri %7 pürüz olmadığını doğruluyor. Ufak tefek başka sıkıntılar varmış. Neymiş onlar? AKP MHP'yi daraltılmış bölgeye ikna etmek için çaba gösteriyor. MHP mırın kırın ediyor. Çünkü daraltılmış bölgede MHP'nin işi çok daha zorlaşacak. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde MHP en iyi ihtimalle birer mebus çıkarabilecek. Buna karşılık AKP, MHP'ye büyük şehirlerde kendi listelerinden kontenjan öneriyor. AKP, ittifakların kaldırılmasını istiyor. Herkes kendi girsin seçime diyor. MHP tereddüt ediyor. Saraydaki hava MHP ile tam uzlaşının sağlanacağı yönünde. Saray kaynakları diyor ki MHP'nin başka tercihi de şansı da yok. Zaten Devlet Bey Tayyip Erdoğan'ın sözünden çıkmaz. Yeni seçim kanun teklifi Eylül'de meclise gelir ve çabucak kanunlaşırsa kulislerde yapılan yorumlar 2022'de erken seçimin kaçınılmaz olacağı yönünde. Bu yüzden iki senaryo konuşuluyor. Erken seçim 2022 Kasım olur. Baskın seçim 2022 Nisan olur. Yeni seçim kanununa bir yıl uygulanamama zorunluluğu düzenleyen anayasal engel aşmak için madde konulur veya anayasa değişikliği önerilir. CHP ve İYİ Parti de buna itiraz etmez. Bu nasıl bir baskın seçim olacaksa artık. Yazarın mini notu da şu şekilde. Abdullah Gül'ün çalışma ofisinde ve zengin menülü yemekli toplantılarında Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin sağlık durumları üzerinden geliştirilen stratejiler onlar açısından boşa çıkacak gibi görünüyor. Bağımsız yayınlarımızı desteklemek için beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin.